Merhaba arkadaşlar. Kimya ve elektrik ünitesinde elektrolizdeyiz. Galvanik hücre ve elektrolitik hücrelerden bahsetmeye bu videoda da devam edeceğiz. Bu videoda galvanik hücrelere biz bir üreteç bağlarsak ve bir gerilim uygularsak sistemde ne tür değişiklikler yapabiliriz, neler olur bunları inceleyeceğiz. Siz de bunları öğreneceksiniz. Şimdi sizinle şöyle bir şey yapalım. Burada bakınız bir galvanik hücremiz var. Standart, derişimler, sıcaklar, her şey çok güzel. E, magnezyum ve çinko artı iki iyonlarının indirgenme potansiyelleri verilmiş. Bu pilden ne kadar voltluk bir gerilim ölçerdik bunu belirleyelim. Baktığımda çinko artı iki iyonlarının indirgenme potansiyeli daha fazla. Demek ki birinci kapta indirgenme olayı gerçekleşecek katot, ikinci kapta yükseltgenme olayı gerçekleşecek anot. Ve önce anot tepkimesini yazayım. Anotta magnezyum elektrot, elektron verip Magnezyum artı 2 iyonlarına yükseltgenirken sevgili arkadaşlar şöyle ki ters çevirdiğim için bu artı 2 37 volt etti. Katotta çinko artı 2 iyonlarımız elektron alarak indirgenecek. Ve bunun da eksi 0,76 volt. Bu sırada istemli olarak bir tepkime gerçekleşecek. Pil tepkimesi Fiziksel halleri yazmıyorum. Şöyle hop. Magnezyum atomları yükseltgenirken çinko artı 2 iyonları indirgenecek ve voltmetreden ölçeceğim potansiyel farkı artı 1,61 volt olacak arkadaşlar. Bu klasik bizim galvanik hücremiz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Biz burada şu voltmetreyi buradan kaldıralım sevgili arkadaşlar. Ve buraya bir üreteç bağlayalım. Şöyle yapalım. Hop hop. Ve bu bağladığımız üreteç ile dışarıdan bir gerilim uygulayalım arkadaşlar. Bir potansiyel fark uygulayalım ya da enerji verelim. Şimdi eğer 3 tür koşulumuz var. Birincisi üreteçle sevgili arkadaşlar 1,61 voltun altında bir gerilim uygulanırsa gerilim uygulanırsa yani bu volt değeri bize elde ettiğimiz enerji miktarını da belirliyordu, belirtiyordu ya arkadaşlar. 1,61 voltluk bir enerji elde ediyorduk. Biz dışarıdan bundan daha az bir enerji gönderdik sisteme. Şimdi pil tepkimeleri egzotermik. Burada enerji açığa çıkıyordu. Eğer ben bir miktar enerji gönderirsem bu tepkimi tersi yönüne çeviririm. Ama üretilen enerjiden daha az bir enerji dışarıdan verdiğim için bunu yaptığımda evet pil potansiyeli azalır. Yani o 1.61 volt değeri düşer. Ama anot ve katot elektrot değişmez. Yani hala bizim o istemli tepkimemiz devam eder. Hala magnezyum anot, çinko katot elektrottur. Hala işte magnezyumdan çinko'ya doğru elektron akışı vardır. Bir değişiklik olmadı. Bu ilk durumumuz. İkinci olarak biz üreteçle sevgili arkadaşlar 1,61 voltluk bir gerilim uygularsak gerilim uygulanırsa Şimdi sistem bize 1,61 voltluk bir enerji sağlıyordu. E biz dışarıdan 1,61 voltluk bir enerji gönderdiğimiz anda sistem dengeye ulaşır arkadaşlar. Yani ileri ve geri hızlar birbirine eşit olur. Bu da bana şunu belirtir. Pil biter. Artık bize enerji üretemez hale gelir. Ve üçüncüsü eğer biz üreteçle 1,61 voltun üzerinde bir gerilim uygularsak bir gerilim uygulanırsa R de çok çirkin oldu. Uygulanırsa yani elde ettiğimiz enerji miktarından daha fazla dışarıdan bir enerji veriyoruz. İşte bu durumda arkadaşlar bir Elektrolitik hücre elde etmiş oluruz. Yani tepkimeyi ters çevirmiş oluruz. Normalde kim yükseltgeniyordu? Magnezyum. İşte bu durumda magnezyum artı iki iyonlarını indirgenir hale getiririz. İyonları indirgenir. Yani ya da çinko elektrot. Yükseltgenir hale getiririz. Terse çevirdik sistemi. Artık bir elektronitik hücre elde ettik. Dolayısıyla ne yapmış olduk aslında? Eskiden anot olan kabı katota çevirmiş olduk. Eskiden katot olan kabı anota çevirmiş olduk. Elektronların hareket yönünü değiştirdik. Artık çinkodan magnezyuma doğru gitmesine sebep olduk. O nedenle burada... Ee, Galvanik bir hücrede ölçtüğümüz voltmetreden ölçtüğümüz değer elde ettiğimiz enerjiyi belirtiyor. Dışarıdan bir üreteçle vereceğimiz enerjiyle biz bu sistemi terse çevirebiliyoruz. Pili bitirebiliyoruz ya da aynı şekilde yürümesini sağlayıp pin potansiyelini azaltabiliyoruz. Ama daha fazla bir gerilim uyguladığımızda ne oldu arkadaşlar? Tepkimeyi istemsiz yönde çalıştırmaya başlamış olduk. Gelin bununla ilgili bir örnek yapalım. Eğer ki e, alüminyum ve gümüş artı bir iyonların indirgenme potansiyelleri var. Yandaki hücrede diyor voltmetre çıkarılıp yerine bir üreteç bağlanıyor ve 250 voltluk bir gerilim uygulanıyor. Buna göre hangileri doğru olur? Peki şimdi baktığımızda önce biz bir voltmetreden ölçeceğimiz değeri bulmalıyız ki 250'yi onunla kıyaslayarak ne olduğuna bakacağız. İndirgenme potansiyeli fazla olan gümüş. Dolayısıyla burada sevgili arkadaşlar ikinci kapta normalde katot yarı hücresinin olması ve çözeltide bulunan gümüş artı iyonlarının indirgeniyor olması lazımdı. artı 0.80 volt indirgenme potansiyeli birinci kapta yükseltgenme potansiyeli fazla olan alüminyum metalinin alüminyum artı 3 iyonlarına yükselt geniyor olması lazımdı. Artı 1.66 voltla ve kendiliğinden alüminyum atomları alüminyum artı 3 iyonlarına yükselt genirken gümüş artı iyonları ops alınan verilen elektronu eşitlemeyi gene unuttum. Hop hop hop. Ee, o zaman şunu başında 3 yazacağım. Gümüş artı iyonlarının da metalik gümüşe indirgenmesi gerekiyordu. Ve bizim hücreden ölçeceğimiz pil potansiyelinin de 2,46 volt olması gerekiyordu. Pekala. Yani bizim beklediğimiz burası anot olacaktı. Burası katot olacaktı. Kendi kendine çalışan sistemde elektronlar da alüminyum elektrottan gümüş elektrotu hareket edecekti. Ama biz burada şunu çıkarıp yerine bir üreteç bağlıyoruz ve üreteçle 2.50 voltluk bir gerilim uyguluyoruz. Yani elde ettiğimiz enerjiden daha fazla bir enerji uyguladık. O zaman ne yapacak arkadaşlar? Her şey tersine dönecek. Yani artık elektronlarımız gümüşten alüminyuma gidecek. Burası anot olacak ve anotta gümüş atomları istemsiz olarak genecek. Burası katot olacak. Katotta alüminyum artı üç iyonları istemsiz olarak indirgenecek. Şimdi bakalım. İkinci kap anot yarı hücresi mi oldu? Evet tersine çevirdik. Dış devrede elektronlar alüminyumdan gümüşe gider diyor. Eğer e, normal pil sistemimiz yani 2.46 voltun altında bir enerji uygulasaydık evet ama şimdi tersine çevirdiğimiz için hayır. Bakınız anot ve katot değişti. Dolayısıyla... Gümüşten alüminyuma doğru gidecek. Bulamadım onu da. Alüminyum elektrodun kütlesi artar mı? Ee, bakalım hemen. Evet artar. Çünkü o kapta indirgenme olayı gerçekleşiyor. 3 doğru oldu. İkinci kapta gümüş artı iyonları derişimi artar mı? Evet. İkinci kap artık bizim anot yarı hücremiz ve yükseltgenme olduğu için artar. Dolayısıyla 1, 3 ve 4. ifadelerimiz de doğru olur arkadaşlar. Yani üretilenden fazla bir gerilim uygulayarak her şeyi tersine çevirmiş olduk. Bu videoda bir hücreye üreteç bağlarsak ne olur ona baktık. Artık bundan sonraki videolarda elektrolize başlıyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.